Haftayı 30-0 yaparak dünyada 3. sırada bitiriyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir skor. Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Food Champions paket açılışı videosuyla daha karşınızdayım. Haftayı 30-0 gibi harika bir skorla namalup bitirerek yine top 200'de tamamlıyoruz. Size top 200 yapan kadroyu göstereyim. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz haftalara göre tek değişiklik. Geçen hafta Kırmızı Pik'ten Mane çekmiştik biliyorsunuz, kırmızı yükseltmeden. Mane'nin performansına bakalım hemen. 33 maç atmışız, 15 gol, 17 asist bir kanat oyuncusuna göre harika bir performans. Salah'tan sonra gerçekten Salah'ın eksikliğini hiç hissettirmedi bana. Harika bir performans gösterdi. Çok memnunum. Salah'ı sattık. Parası cebimizde kalmış oldu. Bedavadan Mane kullanıyoruz. Onun dışında zaten kadromuzu herhangi bir değişiklik yok. Bu kadro bu hafta 30-0 yaptı. Şunu da belirteyim. Taktik videosu istiyorsunuz çok fazla. Taktik videosu hafta sonuna en geç pazartesi gününe yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Kanalda olacak. İlginiz olsun. Hemen geçelim. Haftanın takımına göz atalım. Bakalım kimler var. Haftanın takımını bu hafta kadromuza girebilecek hiçbir oyuncu yok. Kırmızı piklerden beklediğimiz hiçbir oyuncu yok. Yüksek reytingli oyuncuları çekmeyi bekleyeceğiz artık. Navas var, yüksek reyting. Griezmann var, Depay var. Royce var, Parejo var, hakimi var. Bu oyuncuları kırmızıdan çekersek, SPC'lerde kullanabilelim diye bize rahatlık sağlayacaklar. rating açısından ee, bu hafta bu kadar kötü geldiği için kırmızı tabii ki üst paketimi de açmayacağım, bilginiz olsun. Haftanın takımı bu şekildeydi. Paraydan bir oyuncu yok. Hızlıca ödüllerimize geçelim. Bu Champions ödülleri. Haftayı 30-0 yaparak dünyada 3. sırada bitiriyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir skor. Maalesef birinci bitiremedik. Bize 200 kajeton. 1 adet Ultimate Team of the week. 4 tane hücum bana oyuncu paketi. 5 tane de oyuncu seçimi veriyor. Okey dedik. Oyuncu seçimlerinden başlamadan önce şunu belirteceğim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz dilden dile dolaşan bir şey. EA bunu açıklamıyor. Skill rating olayı neye göre belirleniyor? Mesela ben 30-0 yaptım. Dünyada 3. sırada bitirdim. 30-0 yapan başka birisi şu anda dünya birincisi. O nasıl oldu? Şöyle bir şey dolanıyordu. Maçlarınızı ne kadar erken oynarsanız skill ratinginiz o kadar yüksek olur deniyordu. Bunu denemiş oldum ben bu hafta. Cuma gecesinden arkadaşlar saat 12'de başladım. Foot Champions oynamaya. Serverlar o kadar akıcıydı ki mental olarak o kadar rahat hissettim ki kendimi bütün maçları bitirdim. 30 maçı birden bitirdim. 30-0 yaptık. Gece 5.30-6 gibi bitti maçlarım. Sabah karşı buçuk 6 gibi bitti. Ee, sıralamaya baktığımda sadece ben vardım. 30-0 yapan platformumda dünyada tek ben vardım. Ee, direkt aklıma o olay geldi. Maçları ne kadar erken bitirirsen skill rating o kadar yüksek olur olayı geldi ve... Birinci bitirmeyi bekliyordum açıkçası. Dünyada birinci olmayı bekliyordum. Ama öyle olmadı. Pazar geçisi takip ettim. Üstüme... 3 oyuncu geçti. 4. sıradaydık normalde sıralamada. Demek ki birisi ban yemiş artık. Bir şey olmuş. Biliyorsunuz PC platformunda hile çok var. Birisi ban yemiş. Dünyada üçüncü sırada tamamlıyoruz. Muhtemelen bu skill rating olayı bu erken oynama olayını kenara attığımıza göre tahminimce squad battles mantığı maçlarda attığınız gol yediğiniz gol sayısına artı olarak rakibinizin skill ratingine göre o nasıl belirleniyor? kaça kaç gittiğine göre. Mesela 19-0 giden bir rakip 19 4 giden bir rakibe göre skill ratingi daha fazla. Ben böyle düşünüyorum. Y açıklamadan tabi bunlar hep varsayım olarak kalacağız. Kalacak. Bakalım ilk pikimizde ne geliyor? Yüksek ratingleri bekliyoruz. Bastım. Haydi bakalım. Yüksek rating gelmedi. Larin'i alıyorum ben. Larin. Bu hafta bayağı iyi bir performans sergiledi. Çektik direkt. <laughs> Kırmızı yükseltmeye başladı zaten. O Navas geldi. Çok güzel. SPC için harika bir kart. Elir Navas. 89 rating. Gayet güzel. Keşke bu hafta çekmeseydik en iyi kartları. Olsun. Geliyor bakalım. Zahavi. 84 rating. Hemen alıyoruz. Belhanda ikinci kere geldi bu arada. Dördüncü veriyor bize? Hinterager. Gayet güzel. 85 rating Hinterager. Bu arada statları baya güzel duruyor. Tatlı duruyor. Bakayım ve sprint hızı 80. Gayet yeterli. Almanya Ligi için düşünülebilecek bir stoper olmuş diyebilirim. Güzel kart. Beşinci pik bize ne veriyor bakalım. Yine Hinteregger geldi. Bu sefer Belhanda'yı alıyoruz son pikten. Belhanda artık üçüncü mü dördüncü kere mi geldi? Kırmızı piklerimiz bu şekilde. Navas geldi. Gayet güzel 89 rating. SPC'ye basmalık bir kart. Hemen Division Rivals ödüllerimizi alalım. Bakalım. Rivals ödüllerine verecek. Muhtemelen rank 2 bitirmişimdir. Perşembe günü çünkü çok fazla Rivals oynayamadım. Satılabilir evet 2 adet nadir Mega paket verecek bize derece 2 2 nadir mega paket Ultimate paketten biliyorsunuz Volkout bile alamıyoruz zaten çok üzmedi beni Paketlerimize geçelim 25 adet paket ee, Dediğim gibi Cuma gecesinden bitirdim Foot Champions maçlarım ve hafta sonu tamamıyla bana kaldı Ve biraz draft oynadım diyebilirim Draft win paketlerimiz var Kaç tane bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane primum, 8 tane primum altın oyuncu paketi. 4 tane nadir altın paketi. 2 tane nadir oyuncu paketi. 4 tane jumbo nadir oyuncu paketi. 4 tane mega paket. 2 tane nadir mega paketimiz var. Altımatı biliyorsunuz açmayacağız. Bundan haftanın takım oyuncuları çıktığı için bu haftanın takımında iyi oyuncular yok. O yüzden açmıyoruz. Hızlıca paketlerimizden, premium altın oyunculardan başladım. Walkout'umuz yok. Sanırım board da yok. Ne veriyor musun bize? Vekino. Vesino. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz 9 milyon 200 param var şu anda. Kulübün Kulübü böyle ekmekle sıyırdım diyebilirim. Dün gece oturdum. Yaklaşık 2 saat sürdüm. Sürdü. Grupteki bütün oyuncuları kullanmadığım bütün oyuncuları sattım. Sadece satılamazlarım ve kadrom duruyor şu an. 9 milyon 300 paramız var. Gayet güzel. İkinci premium altın oyuncudan devam. Team of the year yaklaşırken haftalardır para biriktiriyorum zaten. Ort geliyor bu arada. Bakalım ne veriyor. Brezilya. Medeo. Sevilla. Bize Fernando'yu mu veriyor? Fernando evet. Team of the year yaklaşırken ne diyordum evet para biriktiriyoruz haftalardır. Bilmiyorum Ronaldo kaç milyon olacak? Muhtemelen PC platformunda olduğumuz için 10 milyonun üzerinde olacaktır diye düşünüyorum. Tek Ronaldo'ya bütün parayı gömmek mantıklı gelmez. Böyle güzel bir kadro yapmayı düşünüyorum. Hatta yorumlarda eğer böyle 10 milyon civarında benim kadroyu da biliyorsunuz. Her yardımcı olursanız hep ben size Instagram'dan yardımcı oluyorum. Yorumlarda futbol linki bırakırsanız bana kadro oluşturup çok mutlu olurum bu konuda. Lemar geliyor. Yine board alamadık. 3 paketin biri board verdi şu anda. Emarı satarız. Dursun orada. Seni de satarız. Kaç tane altın oyuncu kaldı? 5 tane premium kaldı. Devam. Hedefimiz 10 milyon bugün. 10 milyonu çıkmak istiyorum. Bu kadar paketimiz var. Hadi. Board geliyor. 4 paketin ikisi board oldu. Ne veriyorsun bize? Arjantin. Solbek. Akuna geliyor. Ajax. Akuna değil pardon Takliyefiko. Akuna'nın şey kartına gitti aklım. Yani SPC kartı gelmişti. Takliyefiko'yu satarız gayet güzel. Tyson'ı satarız. Devam. Kulübümüzde oyuncu olmadığı için pek fazla kopya gelmiyor fark ettiyseniz. Hepsini sattım. Dediğim gibi hepsi gitti yani. Yine walkout'umuz yok. Yine board'umuz yok. Yine. Beşte iki board gidiyoruz şu an. Ne biliyorsun Ferran Torres. Ferran Torres 1K civarı olması lazım. Dün sattım 2 tane. Belki Şıkta seni yollarız. Premium altın oyuncu. Son 3. Volkout yok. Board da yok. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Portekiz'den. Wolverhampton'dan. Ruben Neves. Olur Hampton mı? Wolves muydu ya? Takımın <laughs> ismi gitti bende şu anda. Wolves. Son iki. Açtım. Haydi ver. Bir walkout alalım. Şu premium altın oyunculardan en azından bir walkout istiyorum ya. Derken verdi walkout'u. Işıklarımız normal. Bakalım ne geliyor? Arjantin geliyor. OF geliyor. Piemonte. Dibala. 88 rating Dibala'mızı açıyoruz abi. Her temiz. Arkasında ne varmış bakalım. Arkasında enkudu var. Dibala ne kadar ediyormuş? Dibala 40-50 kara arası. Çok güzel. Sevindirdi bizi bu paket. Bir tane istiyoruz dedik. Direkt verdi abi. Teşekkür ediyoruz. iyi. Son premium altın oyuncu. Bundan da volkat verirsen tadından yenmez. Haydi bakalım. Volkatumuz yok. Bordumuz bile yok. Ne geliyor bakalım? Power. Anderson geldi, Power geldi. Devam ediyoruz. Premium altın oyuncularımız bitti. Geriye 4 tane nadir altın, 2 tane nadir oyuncu, 4 tane jumbo, 4 tane mega, 2 tane nadir mega. Nadir altınlardan devam ediyoruz sıradan. Bastım geldi. Haydi bakalım. Ne verdin bize? Richovyak. Ozan Kabak gelmiş. Sizleri yolladık. Devam edelim paket açılışına. Tık. Tık dedik. Bir şey ver. Hadi. Volkout yok. Board da yok. Bu nadir altın paketleri ya çok iyi atıyor ya çok kötü atıyor. Bu ortasını bulamadık bu paketlerde. Haftalardır paket açıyoruz. Ortası yok yani. Yolladık hemen. Son iki nadir altın paketimiz. Bastık gitti. Oyuncu paketlerini sona saklayacağım bu arada. Bundan sonra Mega'ya geçeriz. Bol kartımız yok, bordumuz yok. Kim geliyor? Vinicius geliyor. Brezilya Icon görevi var. Biraz bir şeyler edebilir. Yolladık listeye satarız. Devam. Son nadir altın paketi. Ver bakalım bir şeyler. Ver bakalım bir şeyler. Ne veriyorsun bakalım. Walkout yok. Board da yok. Bir tane bile board alamadık arkadaşlar. Nadir altın paketlerinden. Sağlık olsun. Diğerlerine kaldı. Şansımız diyelim. öyle geçiştirelim. Niye bu kadar sinirli bakıyorsun Martinez? Devam. Evet oyuncu paketlerini sona saklıyorum. Megalardan devam edelim. Sonra nadir megaya geçelim. Başladım. haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Volkout yok. Bordumuz var. İlk megadan board gayet güzel. İspanya. m o -O. Lazio. Kim geliyor? Luis Alberto. 85 rating. Mega paket için 85 rating. Oyuncu gayet güzel. Ee, Kopya Yolladık. Luis Alberto ne kadar ediyorsun hemen bakıyorum. 15-20 karısı gayet güzel bir fiyat. Giuliano'yu satarız. Sizleri yollayalım. İkinci megamızdan ortadakinden yok. Ortadakinden devam. Volkout yok. Board da yok bu sefer. İki de bir board megalar. Kepa. Kepa'nın görseli değişmiş. Resmi değişmiş. Bir garip geldi gözüme. Saçları baya değişik. Kim var diye bakıyorum. Sanırım birisi yok abi. Avcı gelmiş bir tane. Güzel 3K. Devam. Son iki megamız. Birincisinden başladım. Ne vereceksin bize? Walkout vermedin. Board verdin. 85 rating gelsin. Finlandiya kaleci Hiradeki geliyor. 83 rating. Sağlık olsun diyelim. 83 kötü değil. Herhalde 3K falan ediyordur. Yollayalım listeye. Sizlere sonra bakarız. Lecomte'u yolladım. Sizleri sattım. Son mega. Bastım geldi. Suyumu da içiyorum. out. haydi. Haydi bakalım. Ne veriyorsun bize? Portekiz. Sağ kanat. Ulan heyecanlandım. Ronaldo mu geldi dedim ya. Bernardo Silva geliyor. 87 rating. Harbiden heyecanlandım bir an. Dedik. İsin Ronaldo geliyor. Bernardo ne kadar ediyormuş? 35k falandır. Aynen öyle. Devam. Yani o heyecan geldi. Megalarımız bitti mi? Evet. iki tane nadir mega. Birincisinden başlayalım. Volkout'umuz yok. Board'umuz var ama. 85 istiyorum senden. Hollanda geliyor. Stopper geliyor. Inter geliyor. Delih mi? Devrij. Delih Juventus'taydı galiba. 84 deliklik Devrij'imizi alıyoruz. Arkasında Endidi. Güzel paket kötü değil. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut da geliyor. Avcı atmış bir tane de. Paco Alcacer seni de satarız devam. Son nadir mega paketimizden sonra oyuncu paketlerine kalıyoruz. Şundan böyle sürpriz bir şey atsın. Mutlu mutlu açalım oyuncu paketlerini. Haydi. Haydi haydi haydi. Walkout yok. Ward da yok bu sefer. Olsun. Sergio Asenho. Bir adet Şampiyonlar Ligi kartı atmış. Neymiş bu? Sözleşme paketi. Teşekkür ederiz abi. Devam. İşte sözleşmeyi atayım çöpe de. Teşekkürler. Evet kaldık oyuncu paketlerine. Sonuncuyu açmıyoruz bildiğiniz gibi. 6 tane harika oyuncu paketlerimiz var. Birincisinden başladım. Nadir oyuncu paketi. Ver 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 ver. ver. Güzel bir şey ver. Bol kağıt ver. Bol kağıtımız yok. Bordumuz bile yok nadir oyuncudan. Pop Pop herhalde 2.5-3K falandır. Sizi sattık. Son nadir oyuncu paketimiz. Bas. Tüm. Yine walkout yok. Board var bu sefer. 85 istiyorum. Çek Cumhuriyeti MO. Chelsea. Çek Cumhuriyeti ne ya? Hırvatistan. Kafam karıştı. Kovacic. Kovacic geliyor. 83 verdi. Nadir oyuncu paketleri üzdü bizi abi. Maalesef ki üzdüler. Yapacak bir şey yok. Robben gelmiş. Sizleri yolladım hemen. Tek. Jumbo nadir oyuncu paketlerine kaldık. 4 adet. İkincisinden başladım. Haydi be. Haydi be güzel bir kart at. 10 milyona dayanalım bu hafta. Volkout'umuz yok. Board'umuz bile yok. Jumbo Nadir'den. Pekala. Yine pop geldi. Kaleci havuzu. Bir Asenio, bir pop. Kaleci havuzu açmaya devam ediyoruz. Salkos. Sizi sattım direkt. Sıradan gideceğim son 3'ten. İlkinden devam. Volkout gülüyor. Haydi. Brezilya. Kaleci. City. Ederson geliyor. Ederson karşı rating 88. Kötü değil. Sevdim. Brezilya deyince yine Neymar mı dedim. Yine bir Neymar geliyor mu dedim de. Arkasında Alba Thiago Silva. Te güzel paket abi. Şahane paket. Yani 100k'lık paket çıktı. Neredeyse. Neredeyse 100k'lık paket. Güzel. Çok güzel. Sizleri yolladım kulübe. Sizleri de satarız. Son iki jumbo nadirden. İlkinden devam. Walkout yok. Port var. Portekiz geliyor. Sabek geliyor. Leicester geliyor. Ricardo Pereira geliyor. 85 rating güzel. Bordun en güzeli. 85. Arkasında bir var. Ya bu paket pek güldürmedi. Ama hani hiç yoktan iyidir. Bordsuzluktan iyidir yani. Öyle söyleyeyim. Ujele kartlarını satarız. Bizi yolluyorum satmak için. Ve son paketimiz. Günün son paketi. Son jumbo nadir oyuncu paketi geliyor. Bas. Tüm. Volkout gelmedi. Inform board var. Nijerya galiba Santrifor. Kim geliyor? Onu Açu. Onka. Onu Açu bize Onka kazandırdı. Arkasında De Jong. Rui Oscar. Bizleri satacağız. Seni de satarız. Yani. Pek güldüren bir paket açılışı olmadı. Sanırım 3 tane mi? 3 tane Volkout aldık. Aynen. Biz de satarız. Bu hafta böyle oldu. Yapacak bir şey yok. 9 milyon 300 param var. Ee, kadrom bu şekilde. Çıkan oyuncuları satsam muhtemelen 9600 falan oluruz bu hafta. Tahminlere göre Toti Team of the Year önümüzdeki hafta geliyor arkadaşlar. Maçlarımı yine erken bitirip bol bol draft oynayıp paket kasmaya çalışacağım. Bol bol paket açmaya çalışacağız yine Team of the Year'da. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dünya üçüncüsü olarak tamamladık haftayı. Paketler güldürmese de dünya üçüncülüğü iyidir. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta paket açılış videosunda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.